Fenerbahçe'ye katılmaktan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum. Ve buraya geldiğim süreç itibariyle geldiğim zamandan beri gerçekten iyi karşılandım. Dolayısıyla bu anlamda çok ama çok mutlu hissediyorum. Kısa bir hazırlık sürecinin ardından şanslıyım ki takıma katılım ve bu takımda forma giydiğim için, maça çıkabildiğim için kendimi onurlu hissediyorum. Gelecek haftalarda da aynı şekilde katkı sağlamaya çalışacağım takımıma. 나라에서도 뭐 많이 관심을 가진 건 맞는데, 이제 뭐 페네르바체도 좋은 구단이고, 또 이제 선수로서 되게 대우받는 기분도 많이 들었고, 감독 그리고 뭐 구단주, 뭐 단장, 뭐 전 모두 다 적극적으로 임해줘가지고 페네르바체를 선택한 것 같아요. Evet, açıkçası Avrupa'dan bazı kulüplerin de beni istediği bir sır değildi. Ama netice itibariyle Fenerbahçe'nin projesi benim açımdan çok daha iyiydi. En iyi seçenekti. Dolayısıyla burada olduğum için mutluyum. Aynı şekilde Sayın Başkanımıza, Sayın Selahattin Baki'ye minnettarlığımı burada sunmak istiyorum. Aynı şekilde teknik direktörümüz Vitor Pereira'ya da teşekkür ediyorum. Geliş sürecimde beni buraya gelmem adına söylemiş olduğu projeyle ikna etti. Dolayısıyla ben de çok iyi bilinen Fenerbahçe Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum. Bu ilk Avrupa'da bitiren kı çayın mı hakkı? Bu Çin'de도 솔직히 워낙 종목수가 많은 거는 뭐 다 알기 때문에 거기서 많이 경험을 했고, 이제 또 이제 유럽 리그에서 뛰게 됐는데, 거기서 이제 뭐 제가 많은 경기를 뛴 건 아니라서 아직 정확하게 제가 뭐 판단하기는 어려울 것 같고, 되게 좋은 경험이 될 것 같고 빨리 적응을 해서 좋은 모습 보여줄 수 있도록. 진 리그인데 eğer bahsedecek olursak orada gerçekten kaliteli forvet oyuncuları vardı ve aynı zamanda kaliteli futbolcular da vardı. Rekabeti olan bir yerdi o lig, ama ana fark benim için tabii ki de Avrupa'da oynamak istediğimden dolayı, burada olduğumdan dolayı ana farkı bu şekilde söyleyebilirim. Şu anda kendi açımdan en büyük beklentim, en büyük dileğim bu takım için çok daha fazlasını verebilmek, bu takıma katkı sağlamak. Tabii ki henüz bir maça çıkabildim. Dolayısıyla şu an odaklandığım şey daha çok kendimi geliştirmeye ve bu lige, bu yeni çevreye adapte olup bunun tadını çıkararak kendimi geliştirmek istiyorum. 뭐 일단 그런 별명에 대해서는 항상 긍정적으로 생각하고 있었고, 또 뭐 팬들이 붙여준 이제 별명이기 때문에 그에 맞는 플레이를 해야 되지 않을까. Evet, bu lakaptan dolayı oldukça mutlu olduğumu söyleyebilirim. Canavar lakabından dolayı. Bu lakabı da bana aynı şekilde taraftarlarımız vermişti. Dolayısıyla benim açımdan aynı şekilde performansımı göstermek için elimden geleni yapacağım. Bu lakabı sürdürebilmek adına. Kapal. 98이요? 뭐 처음 왔을 때부터 이게 환영을 많이 받았었고, 이제 형제의 나라라는 거를 저도 인지를 하고 있기 때문에 뭐 여기서 제가 할 수 있는 말은 이제 좋은 모습을 보여서 이런 관계가 뭐 나빠지지 뭐 조금이라도 좋아질 수 있게 하는 게 제 역할이라고 하죠. 이 소리를 대답해요. 터키에 benim için gerçekten kardeş bir ülke. Çocukluğumdan bu yana zaten hep bu hisler içerisindeydim. Geldiğim zamandan itibaren de zaten bana çok sıcak bir şekilde karşılama gösterildi. İyi karşılandığımı düşünüyorum. Tabii ki de bu da bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Ben de aynı şekilde var olan bu güzel ilişkiyi iyi tutmak istiyorum ve daha iyi çalışarak bu resmi, bu ilişkiyi daha yükseğe taşımak istiyorum. İkinci soru, başta da söylediğim gibi Türk taraftarlar, Fenerbahçe taraftarları tarafından gerçekten çok iyi bir şekilde karşılandım ve onlara minnettarım, onlara teşekkür ediyorum. Tabii ki de birkaç aydır biraz futboldan uzaktım, dolayısıyla hazırlık kısmı benim için bir periyot oldu. Dolayısıyla bu periyodu geçmem gerekiyor ve bu periyottan sonra daha iyi olacağımı, daha iyisini gösterebileceğimi biliyorum. Umuyorum ki hem Fenerbahçe adına hem benim adıma iyi olacak. Sistemi de, Vitor Pereira'nın sistemine de en hızlı şekilde adapte olarak hem defanstaki görevime hem de ileride ofansta takımıma yardımcı olmak istiyorum.
Salah ile ilk oynadığımız maçtaki uyumumuz bana göre kötü değildi. Bütün defans olarak, gerideki hat olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Tabii ki de iki tarafla beraber iletişim kurmam gerekiyor. Ama ilk maç için ben adaptasyonumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum. İlk maç için, başlangıç için iyiydi. Tabii ki gol yemediğimiz için de aynı şekilde mutluyum bir defans oyuncusu olarak. Tabii ki Salah'a gerçekten çok iyi bir oyuncu, çok iyi çalışan bir oyuncu. Bizler de aynı şekilde geride oynarken hataları düzeltmek adına, takıma iyi katkı sağlamak adına defans anlamında çalışıyoruz. Fenerbahçe'yi Türkiye Ligi'ni sadece Fenerbahçe özelinde biliyordum. Ama tabii ki zaman içerisinde çok daha detaylı bir şekilde, derin bir şekilde Fenerbahçe'yi öğrenme fırsatım olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.